Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Damakaya. Ben bugün size testosteron enantiyat nedir, zararları nelerdir? Bununla ilgili kısa videosunumuz olacak. Testosteron enantiyat dünyada en çok reçete edilen testosteron replasman tedavisinde veya da anabolizan kullanımında ürünlerden birisidir. Çok eski bir üründür. 50 yıllık markaları vardır. Avrupa'da Bayer'in Testoviron'u, Amerika'da Delatestril ismiyle yaklaşık 50 yıldan beri satılmaktadır. Testosteron 17. halkasına enantiyoik asitin gelmesiyle yavaş salınımlı bir pozisyon almasıyla bu esterin kullanılmaktadır. Vücuttaki yararlanma ömrü yaklaşık 7 gün civarındadır. Bu grafikte testosteron enantiyat uygulandıktan sonra testosteron nasıl dalgalandığını görmekteyiz. İkinci gün pik yapar, 10. gün bazal seviyeye gelir, yani ilk seviyeye gelir. Diğer 20 günde testosteron ancak toparlar kendine. Burada bir sonraki grafikte de testosteron enantiyatın haftalık dozları uygulamalarında kan seviyelerini görmekteyiz. 250 mg testosteron enantiyat haftalık olarak uygulandığında fizyolojik dozların üstüne çıkar. Ama 2 haftalık dozlara uygulandığında fizyolojik dozları yakalamak buradaki grafikte görüldüğü gibi mümkündür. Testosteron enantiyatın zararlarına gelecek olursak, testosteron enantiyatın androjenik yan etkilerine bakacak olursak saç dökülmesi, ciltte yağlanma, akne, prostatizm yakınmaları, şikayetleri, özellikle 5-alfa redüktaz aktivitesine bağlı bunlar kişiden kişiye değişebilir. Bununla beraber östrojenik yan etkilere bakacak olursak vücutta su tutulması yaygın bir şekilde, östrojenik etkiye bağlı yağlanma olabilir. Aynı zamanda tabii jinekomasti beklediğimiz yan etkilerdendir. Hepatik dediğimiz yani karaciğere ciddi bir yan etkisi yoktur. Fizyolojik dozlar için konuşuyorum tabii. Kardiyovasküler yani kalp damar sağlığına bakacak olursak hipertansiyon, sol kalp büyümesi, serum lipitlerinde değişiklik yapabilir. Serum lipitlerinde fizyolojik dozlarda ciddi bir değişiklik beklemiyoruz. Yani 300 mg haftalık dozlarda ciddi bir sıkıntı olmazken 600 mg olan dozlarda sıkıntı yaratabiliyor tabii. Orada lipid metabolizmasında LDL'yi yükseltebiliyor. Özellikle enantiyatla beraber bir de aromatoz inhibitörü kullanılıyorsa buradaki lipid profili olumsuz yönde etkilenebiliyor. Daha ciddi olarak etkileniyor o zaman. Bununla beraber testiküler yan etkileri var. Uzun süreli kullanımda gene yani 6 ya da 12 haftalık kullanımlarda değil ama uzun süreli kullanımlarda testislerde küçülme, sperm kalitesinde bozulma gözükebiliyor. 6 haftalık, 12 haftalık kullanımlarda testiküler yan etkiler sperm kalitesiyle sınırlı kalıyor ama daha uzun süreli kullanımlarda testislerde küçülme görülebilir. Bir de hipogonadal yan etkisi var. Hipogonadal yan etkiye bakacak olursak burada grafikte görüldüğü gibi post cycle dönemde yani kürden sonra, anabolizan küründen sonra testosteron enantiyatın uygulanmasından birinci haftasından sonra LH kendini ancak 18. haftalarda toparlarken testosteron da kendini ancak 18. haftalara doğru toparlayabiliyor. Bu post cycle dönemde 4 ay civarında testosteron düşük kalıyor. Bu dönemde tabii hasta bunların sıkıntısını çekebiliyor. O dönemde genellikle anabolizan kullanıcıları post cycle treatment yapıyorlar kendilerine. İşte Clomen'i ya da HCG'yi kullanarak. Burada aslında testosteron enantiyette en önemli sıkıntılardan bir tanesi dünya çapında testosteron enantiyetin sahtesine, fake'ini yapılması, black marketlerde, underground laboratuvarlarda uygun şartlarda üretilmemesi, içerisinde ağır metal artıklarının olması, testosteron enantiyetin orijinalini bulmanın kolay olmaması, orijinal bulduğumuz zaman onun pahalı olması, tabii anabolizan kullanıcılar için ciddi bir problem yaratıyor. Hatta bununla ilgili olarak Avrupa'da ya da Amerika'da evde alınan ilacın doğruluğunu kanıtlamak için ev kitleri yapmışlar. Roid test diyorlar buna da. Bir sonraki videoda belki bahsedebilirim bundan da. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.